CNR Kitap Fuarımızda bu yılki temamız Engelsiz Bir Dünya için buluşuyoruz. Bu temayı tabii Engelsiz Dünya platformu CNR Kitap Fuarı ile ortaklaşa planladığı için ortaya çıktı. Çünkü toplumda engellerle engelli olmayan bireyler arasında biliyorsunuz bir görünmeyen duvar vardı. Birbirleriyle iletişim kuramama gibi, birbirlerini tanımama gibi ya da birbirlerinden çekinme gibi. Bu görünmeyen duvarı kaldırmak için bu temanın burada olması, kültür sanatla bir araya gelip bu sorunu ortadan gidermek için bir çalışma yapmamayı iyi düşündük biz Engelsiz Dünya Platformu olarak. CNR Kitap Fuarı da bize bu konuyla ilgili desteğini verdi. Biz de onlara o desteği verdik ve 7 ülkeden 27 engelli yazarımızla birlikte ve engellerle birlikte yaşama kültürüne dair çalışması olan, farkındalık çalışması olan kurum ve kuruluşların da katılımıyla 37 tane kurum ve kuruluş var burada. Ama bunlar da tamamen dediğim gibi engellerle ilgili yapılmış olan, farkındalık çalışması olan kurumlar. Özenle seçilmiş kurumlar. Bunları buraya bir araya toplayarak böyle bir fuarı gerçekleştirdik. Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Böyle bir organizasyonu Türkiye'de gördüğüm için çok etkilendim. Biz burada engellilerin sesi olmuş durumdayız. O yüzden bize çok görev düşüyor. Aynı zamanda Türkiye'de böyle bir organizasyonun olduğunu, engellilerin bir arada hareket ettiğini görmek bize gelecek için çok umut veriyor ve çok mutluyum. Yazarlık süreciniz nasıl başladı? Bize bundan bahsedebilir misiniz? Biz bu kitabı 3 yazar birlikte yazdık. Bu kitap özellikle 40 ülkeden kadınların deneyimlerini paylaştığı bir kitap. Ben kitap yazmaya, kadınların sesi olmaya karar verdiğim için yazdım. Engelli kadınların sesi olmak istedim. Çünkü çok uzun süre engelli kadınların kendi seslerini hiçbir yerde duyuramıyorlardı. Ben de bundan dolayı kadınların sesi olmaya karar verdiğim için bu kitabı yazmaya karar verdim. Özellikle belirtmek istiyorum ki engelliler genelde çok sessizlerdir. Seslerini duyurmakta çok zorlanırlar. Bence bu fuar organizasyonu engellilerin seslerini duyurması için oldukça güçlü bir mesaj verdi diye düşünüyorum. Bu Engelsiz Köşe kitabım sadece engelliler için çıkmış olan bir kitap değil. Aslında engelli olmayan insanlar için çıkarmış olduğum bir kitap bu. Çünkü zaten engelli kişiler haklarını, sıkıntılarını, beklentilerini her platformda dile getiriyorlar. Kendi aralarında ve kendi şeyinde ama sağlam insanların da bu kitapları, yani özellikle bu kitabımı ve bunun gibi engelli kitaplarını okuyup bizim dünyamızı anlamalarını bekliyoruz. Yani standta sadece insanlar bakıyor uzaktan. Sanıyorlar ki bu kitap engelli birisinin alıp okuyacağı bir kitap. Çok ön yargılı hareket ediyorlar. Çok ön yargılı yaklaşıyorlar. Bu yanlış. Lütfen özellikle buradan televizyonlarda çıktığı zaman lütfen duysunlar, bilsinler. Bu kitaplar sağlam insanın okuması için çıkan kitaplar. Bugün buradaki Engelli Kalemler Fuarı bizi çok motive etti. Öyle ki bizim için bir dönüm noktası oldu. Yeni yayın evleriyle tanıştık. Engelli yazar kardeşlerimizle kaynaştık. Bu gerçekten bizim hayatımız için bir dönüm noktası olacak bence. Herkes benim işitme engeli olduğum halde nasıl konuştuğumu merak ediyor. Bunun tek sebebi çok kitap okumam. Diksiyon üzerine kitapları, dergi yazılarını, gazete yazılarını okuyup üzerine düşünerek onları hayatımıza uygulamak bize başarı getiriyor. Herkese tavsiye ederim ki konuşmasını düzgün olmasını istiyorlarsa diksiyon üzerine kitaplar okusunlar, üzerine düşünsünler. Daha sonra hayattan uygulasınlar, başarı ondan olur. İmkansız diye bir şey yoktur. Bence bir ölümün bir de yaşlılığın çaresi bulunmaz. Onun dışında yaşın çaresi bulunabilir. Hayat seslerden ibaret değil. Hayata yetek ki insan azimli olsun. Hayat bana zor gelmiyor. Hayatı zorlaştıran insanların kendisi. Teşekkür ederim.